Üstadım, sıradaki sual Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ile alakalı. Evet. Mekan ve ülke tasvirinin dışında tarihi diğer hadiseleri naklinde itimat edilebilir bir kaynak mıdır? Gördüğüm kadarıyla çok farklı baskılar, farklı metinler ve çelişkili ifadeler mevcut muhtevasında. Emin olamadım sıhhatinden demiş. Ona ben bir doktora tavsiye edeyim. Ben vaktiyle Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümünde doktora için lisan imtihanına girdim, kazandım. Devam ediyordum. O benim doktora yaptığım kürsüde Ahmet neydi adı? Neyse. Hocanın hanımı vardı, Müşfika Hanım. Oranın kütüphanesinde memuruydu. Hocanın adı da aklıma gelir. Müşfika Hanım bu şey üzerine doktora yapmıştır. Doktorası basılmıştır. Farklı nüshalar üzerinde. Farklı dedimse de Evliya'nın öyle çok farklı nüshası yoktur. Bir nüshası bildiğime göre Berlin'de veya Viyana'da öyle bir yerde. Bir nüshası da burada. Ama nüshaf farkları çok. İstinsahtan sonradan istinsahtan mı oldu? Birisi kasten mi yaptı? Bu farklı nüshaları inceleyen bir doktorası var onun üzerine. Bütün farklı nüshaları birleştirerek de garip bir şey size söyleyeyim. Bu da size hatıra kalsın. Müşfika Hanım gayet muttaki bir kadındı. Önündeki masada çekmece açılıydı. Orada Kur'an okurdu. Kur'an okurdu. Çok şahit oldum. Bu şuurlu bir kadındı. Kocası taviz veriyordu. Onu da söyleyeceğim. Tarih profesörü. Ah birisi adı Ahmet de öbür adını hatırlayamadım. Erzurumlu. Farklı nüshalar birleştirerek bir yeni nüsha meydana getirmiş. Bir Müsteşrikler Kongresi'nde bunu tez olarak anlatmış. Evliya'daki yanlışlıklara, ne kadar güvenilirliğine bu adamın sualine göre doktora tezi bunları anlatır. Oraya teklif etmiş, tez halinde konuşma yapmış, sunmuş. Aman bunu dört gözle bekliyoruz. Basın. Ne zaman basacaksınız? Basmayı düşünüyorum demiş. Aman sakın Allah aşkına bu bizim harflerle basmayın. Bizim harfler dediği Latin harfleri ha bizim başımıza bağlıp öptüğümüz müşteşik diyor. Ya Osmanlıca basın. Niye bunu öyle istiyorsunuz? Biz Osmanlıcayı daha rahat okuyoruz. Daha rahat okuyoruz müşteşrik diyor. Ben de onlara söz verdim diyor. Türkiye'de de o harflerde kitap basmak suç. 14'te kalktı bunun suçu biliyor musunuz? Ben Sebil'in adını İslam harfleriyle yazıyorum diye savcıya gittim ifade verdim. Nasıl kurtuldum biliyor musun? Arapça kelime Arap harfleriyle yazılır. Eğer bunun adı Türkçe olsaydı Sebil Arapça bir kelime. Altında üstelik bir izah cümlesidir. El kül fi sebilil hak. Her şeyi hak için. Her şeyi hak için sözünü Türkçe yazsaydım suç vardı o zaman. 522. maddeye göre 3 aydan 6 aya hapis vardı.
Şimdi kalktı. Sarık'ın da cezası kalktı. Aynı kanunla bir torba kanun var 14 Mart'ında. 2014 Mart'ında hiç korkmayın Sarık. Sarık Müslüman'ın tabii serpuşudur. Sarık bir insanı kefenlemeye yetecek kadar serpuş şeydir. Türban. Türban hocam. Türbandır. Küçüle küçüle bu hale geldi. Hiç olmazsa sembol olarak devam etsin. Müslüman ben ölüme her an hazırım demektir. Bu Kemalistler ya ulema fesede itiraz etmiş. Zavallı cahiller. İnhisara itiraz etti ulema. İlla bunu giyeceksin başına diyemezsin. Alnı örtmeyen her serpuş mubahtır. Meşrudur. Alnı örtmeyen ne olursa olsun. Secdeye gidecek. Bu alın secde içindir. Uyduruyorlar. Yunan fesden alınmış yok. Ulema itiraz etmiş. Bu da bir inkılapmış. Doğru inkılap. İnkılap olması bir herkes bunu giyecek. Bunun üstüne alimler sarık saracak. Cahiller sarmayacak. İlmiye sınıfına sarık hakkını inhisar ettirmesi. Sarı fesden başka bir şey giyemezsin de demesi. İkinci Mahmud'u idrak eden bir millet Mustafa Kemal'i idrak edecekti. Çünkü öyle bir raya oturttu ki Türkiye'yi, o Tanzimat Fermanı öyle bir raya oturttu ki bunun sonu en dehşetlisini gördük. 27 sene bu memlekette din dersi diye bir şey okutulamazdı. Ne resmen ne hususi. 27 sene Halk Partisi'nin tek parti devrinde Allah demek yasaktı. Ben mevlüt okutanlara ayin yapıyor diye karakola çağırdıklarını hatırlarım. Gizli gizli Kur'an hocasına mahallede gittim. 4 defa bizi polis bastı. Polis de yok o zaman jandarma. Ben bunun canlı şahidiyim. Bu ancak Rusya'da olurdu. Komünizmde olurdu. Güya biz komünizme karşıydık. Evet. Bu evliya nasıl bir adam? Evliya mübalağacıdır. Meşhur mübalağasını size söyleyeyim. İstanbul'da bir tarihte öyle bir kış olmuş ki. Bir kedi damdan dama atlarken havada donmuş kalmış. Mübalağalara rağmen bu kitapta kaynaktır. Kaynak bir kitaptır. Mesela Evliya'nın bütün ciltlerini bulabilirsiniz. 6. cildini bulamazsınız. Bütün ciltlerine diyelim ki 1.000 lira verdiniz, 6. cildi 2.000 liraya verseniz bulamazsınız. Neden biliyor musunuz? 6. cildi Avrupa'yı anlatır. Avrupa ahvalidir. Avrupalılar bunu almışlardır. Türklerden de çok az nüsha vardır. Bende var elhamdülillah. Ama Türklerde çok azdır. Sahaflarda bulsan Evliya'yı 6. cildi yoktur. Avrupalı bu kadar itimat ediyor. Çünkü o devir için gene de ciddi bir kaynaktır. Hangi cami varmış, nüfusu ne kadarmış, idarecileri kimlermiş. Sosyolojik namütenayi bilgi vardır bu kitaplarda. Bu kitaplarda araştırmaktan kendi sahası bunlara taalluk ettiği takdirde araştırmaktan müstani bir adam olamaz. Olur cahiller kaynaklarını bile görmeden tez ortaya atıyorlar. İşte size geçenlerde bir misal verdim. Emir Timur diye adam kitap yazıyor. Zamandaki bir adamdan bir kaynak gösterin diyor. Zamandaki. Burada gösterdim. Zamandaki adamdan kaynak. Haberi yok. Emir Timur dediği adamı melunu yapmış adam. Bir görgü şahidi beraber dolaşırken
işlediği bütün zulümleri anlatmış. Ne gereği vardı geldi Osmanlı ülkesini çiğnedi fillerle. Ne gereği vardı Altınordu devletini yıktı. Rusya'yı başımıza bela etti. 250 sene biz Ruslarla harp ettik. Onların yükselme devri bizim sukut devrimize denk geldiği için de çoğunda biz mağlup olduk. Gökyüzünde Allah bir, yeryüzünde de hükümdar bir olacak diyor. Saldırdığı memleketler hepsi Müslüman memleketi. Derya kan akıtmış, derya. Müslüman kanı akıtmış. Emir Timur'muş. Attım kafasına kitabı. İşte günündeki bir adamın yazdıkları, al oku. Sahaları olan çok isim vermek istemiyorum. Ona çok kızdım da çünkü Kadir Mısıroğlu'na cevap diye anlattı o Emir Timur'u. Cevap nasıl olurmuş ben ona gösterdim. Öyle delilsiz cevap olmaz. Teziyle ilgili kaynak kitapları görmeyen çok adam gördüm. Adam geldi karşıma 14 tane kitap yazmış. 14 tane. Latin harfleriyle olan kaynaklardan başka hiçbir kaynak olmamış. Miratı hakikati görmemiş mesela. Hiç. Hiçbir kitabı görmemiş. Niye? Osmanlıca bilmiyor. Son kitabında methetmiş Tayyip'i, Tayyip Bey ile beni görüştü bu kitaptan alsın da satsın. Bak bak bak. İlim adamı kitabın satışıyla alakadar olmaz. Tüccarlık başka, ilim başka iştir. Evet. Başka